Selam arkadaşlar. Öldürülen insanlar tekrar yeryüzüne geliyor mu? Bu insan öldürülmüş. Öldürdükten sonra yeryüzüne nasıl gelecek? Evet, çoğunuzun toplu olarak diyeceğiz tek bir kelime. Hayır, ölen insan bir daha tekrar yeryüzüne Rabbim göndermez. Onun işi bitmiştir. Peki arkadaşlar, bu doğru olabilir mi? Şimdi biz Kur'an'a baktığımız zaman anlıyoruz ki arkadaşlar bakın Kur'an'da sabittir. Ben sizlere anlatacağım. Böyle Kur'an'da sonuna kadar dinlerseniz kaydı anlayacaksınız tekrar yeryüzüne geliniyor mu, gelinmiyor mu? Evet arkadaşlar, öldürülen insanlar tekrar yeryüzüne geliyor. Ölen insanlar değil, eceliyle. Allah'ımızın vermiş olduğu bir vakit vardır. Bunu yaşayan insanlar tekrar olarak yeryüzüne gelmiyor. Hayvanlar da dahil. Tabi hayvanlar cennete mi gidiyor, cehenneme mi gidiyorsa yok mu oluyor? Onları biz bilemeyiz. Yüce Rabbimiz bunları bizlere bildirmiyor. Kur'an'da bilmediğimiz için bu konulara giremeyiz. Bazı din ulemalar bakarsanız hayvanları, her hayvandan birer tane cennette var. Yok veya onlar toprak oluyor der. Onları biz bilemiyoruz. Bilmediğimiz konuları açıklayamayız arkadaşlar. Rabbimiz bize ne Kur'an'da bildirirse biz ondan sorumluyuz. Biz ondan anlatabiliriz. Evet arkadaşlar, öldürülen insanlar tekrar yeryüzüne nasıl geliyor? Neden geliyor? Bir ayette diyor ki Yüce Rabbimiz, o ölenler derler ki Rabbim bizi tekrar yeryüzüne gönder de iyi ameller işleyelim de bizi cennetine koy. Ayetlerini, Kur'an'ı anlayarak ona göre hayatımızı yaşayalım derler. Ve de melekler şöyle der. Size yeteri kadar ömür verilmedi mi? Bakın arkadaşlar, bu kelime iyi dinleyin bak ayette. Size yeteri kadar ömür fırsat verilmedi mi? Der, cehenneme atarlar. Ama öldürülen insanlar için böyle değil. Niye değil? O insana verilen ömrü yaşayamadı. Ve ne oldu? Öldürüldü. Yaşamına mani olundu. Şimdi arkadaşlar, burada bir hak var. Nedir mesela hak? Aslında öldüren kişi onu yok etemedi. Öldürdüğü için onun tekrarından yeryüzüne gelmesine sebep olduğu için günaha giriyor. Ne diyor? Bir insanı öldüren diyor, tüm insanlığı öldürmüş kadar günahkardır. Bir insanı da yaşatan, bütün insanları yaşatmış kadar diyor, sebap alır. Eğer ki bu eceliyle ölseydi, tekrar yeryüzüne gelmeyecek olsaydı, Allah cinayetleri, suikastları meşhur kılardı. Ama meşhur kılmıyor. Ne diyor? Allah yolunda ölenler ölü değildir. Niye deniyor bunlar? Anlayasınız diye söylüyorum. Çünkü onlar şehit olmuştur dersiniz. Peki Allah'ın ayetlerini bildirirken, yolda giderken canından bir kazada şunda bunda ölmüştür. Evet arkadaşlar, hastalık ayrı, ecel ayrı. Ecel geldikten sonra ölenler farklı. Allah onlara bir ölüm vermiş, onları yaşatır. Ve onları bazıları da çok uzun ömür isterler. Allah da diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar diyor günahlarını biz diyor, bazı kulların ömrünü çok uzatırız ve onların da günahlarını arttırırız diyor. Onlar diyor yeryüzünde kalmak isterler diyor sürekli. Evet arkadaşlar, bakınız bazı insanlar geliyor, genç yaşta çocukken bazen oluyor. Ben diyor senin babanım diyor, geliyor. Rekarnasyon mu dersiniz artık buna, ne dersiniz bilmiyorum. Ve her şeyi aynı şekilde anlatıyor. Daha küçük yaştayken bir şeyleri hatırlatıyor, anlatıyor. Aslında bunu da anlatan, bunu da hatırlatan bazı insanlara, herkese değil, Yüce Rabbimizdir. Bakın arkadaşlar, Yüce Rabbimiz bunu neden insanlara anlattırıyor, hatırlattırıyor? Rabbinin büyüklüğünü anlayın diye. Bakın o daha evvelden şeyle öldü.
Ben diriltmeye tekrar yani kudret sahibi olduğunu gösteriyor Yüce Rabbimiz. Tekrar diriltmeye aciz değilim diye insanlara kanıtlar sunuyor. Ki Rabbinin büyüklüğünü anlayın diye. O kadar bakın araştırın internette mi artık televizyonlara bunlar çıktı bu konular işleri kitaplar var hatta bunların üzerine kitaplar basıldı. Tekrar ölüp de dirilenler, anlatanlar. Evet arkadaşlar, bunlar gerçekten var. Tabii ki bazı insanlar tabii ki biraz bu şeyden yararlanıp, reenkarnasyondan falan yararlanıp uyduran insanlar da var. Ama gerçekten yalan ayırt edilebiliyor arkadaşlar. Evet, ölen insanlar değil, öldürülen insanlar yeryüzüne tekrar geliyor. Çünkü Rabbim ne diyor? Ben diyor bir insan ömrünü ne bir saniye ileri ne geri alırım. Onlara bir ömür biçmişimdir diyor. Bakın ayette Yüce Rabbimiz bunları bildiriyor. Ne diyor bir ileri ne geri alırım. Herkese Rabbimiz bir ömür biçmiştir. Bir bakarsınız ki bir çocuk bebek dünyaya gelir. Daha geri gelmez. Dakikalar ya yaşar yaşamaz ölür. Belki de onun ecelin gelmesine çok az bir vakit kalmıştı. Rabbim onu sözünden, vaatinden vazgeçmediği için tekrar dünyaya gelir bir ana babanın rahminden geri getirir ve öldürür. Bir bakarsınız bir kişi hastalanmış, genç yaşta vefat etmiş. Çünkü daha evvel belki de bu insan yaşadı ve bir suikasta mal oldu. Ya bir yerde tam ömrü toplanmadan, ömrü tüketmeden dünyada Allah'ımızın verdiği Yüce Rabbimizin hayatına son verildirildi. Evet arkadaşlar, aslında ölen değil, öldürülen daha çok azap çekiyor. Çünkü neden? Burada adamın canına kıydım, ben onu yok ettim sanıyor. Hayır. O insan tekrar yeryüzüne gelecek. Belki güzel ameller işleyecek, cennete gidecek. Ama o kişinin gideceği yer direkt böyle bir Rabbim belirtiyor. Öldüren kişiler direkt cehennemlik. İntihar da aynı bir konudur. Adam diyor ben hayatımdan bıktım, kendini öldürüyor. Ama Allah sana bir ömrü verdi. Onu yeryüzünde yaşamak zorundasın. Ne oluyor? O günah olarak defterine işleniyor ve tekrarından yeryüzüne geliyorsun başka bir ana babadan dolayı. Yani ben kendimi öldürdüm, ben kurtuldum diye bir şey yok arkadaşlar. Ben kendi canıma kıydım. Ben kurtuldum. Rabbim beni cehenneme mi atar, cennete mi atar psikolojik olarak bunu düşündüğünü. Ama arkadaşlar işte tekrar yeryüzüne geliyor ve o cinayete biniyor yeryüzünde. Çünkü cana kıyıyor. O canı veren sana kim? Allah. Yani arkadaşlar intihar da aynı bir durumdur. Öldürülen insanlar, evet arkadaşlar tekrar anlatıyorum, öldürülen insanlar tekrar yeryüzüne geliyor. Ve ömrünü tamamlıyor. Peki bazı insanlar erken hastalanıp ölüyor. Bütün hastalanıp erken ölenler aynı suikasa öldürülmüş mü? Hayır bakın arkadaşlar. Bazı insanlara Yüce Rabbimiz kısa ömrü veriyor. Onlar farklı. Bazılarına kısa ömürler veriliyor. Kısa ömür veriliyor, o ömrünü yaşıyor. Çünkü ona o kadar ömür verildi. Belki bazı insana da Rabbim 80, 90, 70 yaşına, 60 yaşına ömür veriyor. Bir bakıyoruz genç yaşlarken bu insanlar veya adam 70 yaşında, 72 yaşında ölecek. 71 yaşında ya da aylar içinde ölecek. O yüzden sen öldürürsen de dahi 70 yaşında insanı. Tekrar yeryüzüne çocuk bebek olarak karnın ana karnından dünyaya geliyor. Ana rahiminden. Tekrar vefat ediyor. Ve bunun günahına da öldüren ta evvelden öldüren kişi üstleniyor arkadaşlar. Cehennemden müjdeleniyor bu insanlar. O yüzden Yüce Rabbimiz diyor ya bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş kadar günahkardır. Yani yeryüzünde kaçmak yok arkadaşlar. Allah'ımızın vermiş olduğu bizlere bir vakit var. Bu vakti istesek de istemesek de beğensek de beğenmesek de yaşayacağız. Sadece bizlerin bir seçeneği var. Allah bizleri, Rabbim bizleri yönetmiyor. Şöyle yönetmiyor. Herkes kendi başrolünü kendisi seçer. Bir film seyretin. Biri iyi kötü rol, biri iyi rol.
Herkes kendi senaryosunu kendi çizer. İyi kötüyü çizmek bizlerin elinde. Dersin ki ben kötü olacağım. Nefsim ağır geliyor. Şeytanın vesvesesi benim nefsimi gıdıklıyor. Hoşuma gidiyor. Kötü yolu seçersiniz. Kendi hayatınızda kötü rol oynarsınız. Hani bazen çocukken oynayanlar vardı belki içinizde. Hırsız polisçilik. Polis mi olacaksın, hırsız mı olacaksın? İşte hayatta da aynı arkadaşlar kendimize rol üstleniyoruz. İyi rol, kötü rol üstleniyoruz. Yani kimse kimsenin şeyine engel ol. Ne ana ne baba. Ne de eşler sana engel olur. Eşleri de bizler seçiyoruz. Ne diyor? Başınıza bir musibet geldiğinde diyor. Hemen Allah'a isyan edersiniz diyor. Ve bol Rabbinizle rızıkları bol verdiği zaman Rabbinize yüzünüzü dönersiniz. Hiç oralı olmazsınız. Yani başımıza bir şey geldiği zaman da Rabbimizden yöneliyoruz. Aslında biz gençken nefsimiz bize rolümüzü seçtiriyor. Mesela çocuklara soruyorsunuz. Büyüyünce ne olacaksın? Çocuk diyor ben şunu olacağım, bunu olacağım. Hiçbir çocuk kendi, ben demez ki ben ayıplı söyleyeyim, ben kötü yolda çalışacağım. Ya da bir hırsız olacağım demez. Ya doktor olacak, ya şu olacak, ya mühendis olacak, ya hakim olacak. Bir şey olacak çocuk, onu söyleyecek. Ama gerçek hayatta herkes rolünü kendisi seçer. Bizler gibi. Kimse kimseye engel olamaz. Evet arkadaşlar. O yüzden kendi hayatımızı kendimiz seçiyoruz. Yaptığımız hiçbir şey bizlere kar kalmıyor. Ne diyor Yüce Rabbimiz bir ayette? Kimsenin ahını ben kimsede bırakmam. Yani arkadaşlar ben birini öldürdüm dediğiniz zaman o ölen kişiye hiçbir şey olmaz. Sadece ne olur? Tekrar onun yeryüzüne gelmesine sebep olursunuz ama onu öldürdüğünüz için tekrar onun yeryüzüne gelmesine sebep olduğunuz için cehennemi boylarsınız. Ben o sillendim, ben öfkelendim, öldürdüm. Ne kadar güzel. Kan davası vardı, şu vardı, bu vardı, ben bunu öldürdüm. Kur'an'da bile kısasa şöyle söylüyor. Kan davası demiyor. Bazıları diyor ki cahile, bak kan davası meşhurlaşıyor. Hayır. Orada Kur'an yüzünden adalet mahkeme kuruluyor. Haklı haksız ayrılıyor. Ve belki onu bir para vererek karşılığında en yakınına onu helallığını alabiliyorsun, öldürüyorsun. Ama o insanın tekrar yeryüzüne gelmesine sebep oluyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ölen insanlar değil, öldürülen insanlar tekrar yeryüzüne geliyor. Hastalık değil. Hastalık da sağlık da Allah'tandır. Hastalıklar bizlere sınanma içindir. Rabbim bizleri hastalıkla sınıyor. Düşün arkadaşlar. Her gün eğleniyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Mesela düğünlere gidiyorsunuz. Oynar, zıplarken, sağlıcakken hiç Rabbiniz aklınıza geliyor mu? Sadece oradaki müziğin ritmine kaptırıyorsunuz. Yani oradaki güzel arkadaş sohbetlerin kendine kaptırıyorsunuz. Sağlığınızla yerinize hiç Rabbinizi anmak gelmiyor. Ama hastalık, Yüce Rabbimiz neden verdiğini anlayın. Hastalık verdiği zaman Allah, Allah Allah diye yalvarıyorsunuz. Yalvarıyoruz yani. Allah hatırlamayanlar da Allah bu şekilde Allah kendini anlatır Rabbini, anlattırır, andırır. Neden? Hastalıklarla. Evet, ne diyor Yüce Rabbimiz? Ben kullarımı diyor yılda bir iki sefer sınarım. Müsibetle sınar, hastalıkla sınar. Yani arkadaşlar, bu dünya bir imtihan dünyası. Ne yaparsak bizlere geri dönüyor. Öldürdüğümüz kimseyi yok etemiyoruz. Bizim öyle bir hükmümüz yok. Sadece onun kabuk değiştirmesine sebep oluyoruz. O ölüyor sadece kabuk değiştiriyor. Oradan gidiyor başka ana rahimle tekrar geliyor. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Siz onun ruhunu öldüremezsiniz. Ya ben onu vurdum artık o gitti. Cennetine cehenneme sabrını çekecek. Böyle bir şey yok. O tekrar geliyor. Ama işte siz kendinizle vurmuş oluyorsunuz. Daha kötü şekilde vurmuş oluyorsunuz. Kendinizi cehenneme atıyorsunuz. Günah olduğunu söylüyor. Öldürmeyin diyor insanları. Şunları bunları kimseyi kıssanız öfkenize kimse kimseyi öldürmesin diyor. Ne diyor? Size bir musibet de gelirse tatlı dillen sağın diyor Yüce Rabbimiz.
Bazıları dermiş ki, ya cehenneme gidecek ki, Allah'ım, yüce Rabbim, ben yeryüzünde çok çektim, çok acılar çektim, perişanlık çektim. Bana bunu yaptılar, şunu ettiler, dertlenirmiş. Peki yüce Rabbim bize şöyle dermiş, melekleri, yeryüzünü size geniş kılmadık mı? Neden orada kaldınız? Baktınız bir çevrede size düşmanınızın canınızı kıyacak. Veya sürekli sizden uğraşıyor. Artık onunla savaşın demiyor Yüce Rabbimiz. Yeryüzüze diyor geniş kılmadın mı? Çekin başka yere gidin. Kiracı diye ev, sat evini. Git başka yerden al. Bakın dünya koskocaman. Eğer siz de o pisliğe uyarsanız o pislikten farkınız kalmıyor. Ateşe ateşle karşılık verdiğiniz zaman o ateş büyür, alevlenir, kor olur. Ateşe su döktüğünüz zaman anca ateşi söndürebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de yani bunu anlatmamın sebebi de arkadaşlar, bazı insanlar hani ben öldürdüm, ben vurdum, ben kestim, ben şunu yaptım demesin. Çünkü o kimse kimseyi öldüremiyor. Kimse kimseyi öldüremez. Öyle bir hüküm kimseye vermemiştir Allah. Sadece onun kabuğunu değiştiriyorsunuz. Kabuk değişiyor, tekrarından yeryüzüne geliyor. Ve de Rabbimin burada bazılarında, demin de başta söylediğim gibi, orada Rabbim bazen hatırlatıyor, Rabbimin yani yoktan var etmeye, öldürmeye, diriltmeye var, kadir olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar da hatırlatıyor ki, bakın bu kişi öldü, babanızdı, dedenizdi, şu kişiydi, ben onu tekrar yeryüzüne getirdim. Yani burada Rabbimizin büyüklüğünü anlıyorsunuz arkadaşlar, ölüm diye bir şey yoktur. Biz sadece bir kabuktur üzerimizdeki. Kabuk. Kabuk değişir. Size o kişi tekrar geldi. Bir ömür verdi Allah. Bir daha öldürüldü. Bir daha hata yapıldı. O tekrar de yüzüne geliyor. Ama verilen ömrü 70'se, 80, 90'sa, 60'sa kaç sene verdiyse Yüce Rabbimiz onu yaşıyor. Yaşayacak da kimseye öldürüldüm ya ben canıma kıydım ben kurtuldum dünyada. Değil. Tekrar gelecek. Tekrar aynı şekilde sınanacak. Ayrı ana babadan gelecek ama arkadaşlar aynı yaşantı içinde olacak. İyi birisi beni öldürsün, belki Allah beni daha güzel bir aileden verir. Bu da yok arkadaşlar. Aynı ortamda, aynı ana baba tarzında insanlar, aynı zengin, aynı fakirlik içinde tekrar geliyor bu insanlar. Yani öldürüldü daha fakir yerden geliyor, öldürüldü daha zengin, öldürüldü tekrar daha farklı yerden gelecek. Bu şekilde yok arkadaşlar. İntihar edenler de tekrar yeryüzüne geliyor. Ama aynı ortamın içine düşüyor. Çünkü niye? Verilen ömrü yaşayacak. Ben kendi kafama sıktım. Öldüm. Daha ben yeryüzüne gelmeyeceğim. Artık cehennemse cehennem, cennetse cennet psikolojik olarak konuşmayla kurtaramaz. Aynı kaldığı yere hayat devam edecek. Aynı kaldığı yerden devam edip sap edecek. Ve Rabbinin vermiş olduğu ömrü yaşayacak arkadaşlar. Kim olursa olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.